Bismillahirrahmanirrahim. Basına ve kamuoyuna. Komşumuz Suriye'de her gün açlıktan ve soğuktan ölüm haberleri gelmeye devam etmekte. İnsanlar temel ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayamamaktadır. Suriye'deki iç savaş 4. yılına girerken ülkede 5 milyon çocuk, 15 milyon Suriyeli mülteci ölümcül boyutlara ulaşan kış şartları ile birlikte açlık ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir fermanını düstur alarak hareket eden Van halkı, Van halkı da bu yardımlar ile Suriye halkının yanında olmaya devam ettiğini göstermiştir. Dünyanın seyirci kaldığı bu drama bizlerin öncelikle komşuluk hakkı olarak el atmamız gerekiyor. İnsanların kötü günlerinde yanlarında olmak hem insani hem İslami bir görevdir. Kışın soğukta ve aç olarak çadırda kalmanın ne kadar zor olduğunu bilen Van halkı 7'sinden 70'ine el ele vererek Suriyeli kardeşlerinin yanında olmayı bilmiştir. Allah yolunda infakı çeşitli ayetlerde öven Rabbimiz onun mükafatının da Allah katında olacağını belirtmiştir. Hali hazırdaki 6 tırımızda 150 ton un, önümüzdeki günlerde göndereceğimiz 1 tırımızda ise battaniye ve yatak yer almaktadır. Göndereceğimiz un, Reyhanlı'da bulunan 170 bin ekmek çıkarma kapasitesine sahip İHA fırınında ve Suriyeli sivil halka Suriye sınırları içerisinde bulunan yerleşkelerde dağıtılmak üzere kullanılacaktır. Unutmamalıyız ki böyle durumlarda yardımın büyüğü küçüğü olmaz ve her kuruş ayrı bir önemdedir. Bizler biliyoruz ki toplanan bu yardımların her kuruşunda farklı bir hikaye yatmaktadır. Kimi kuruşlar çocuklarımız tarafından okul harçlıklarından biriktirilmiş, kimi işçi kardeşlerimizin alın teriyle kazanılmış, kimi Kur'an talebelerinin kurslarında kumbaralarla toplanmış, kimi civan mert esnafımızın kazancını ortaya koymasıyla, kimisi ise mantı börek satışlarıyla elde edilmiştir. Bunlar da gösteriyor ki halkımız yine kardeşlerini kendilerine tercih etmişler. Bu vesileyle Suriyeli mağdur ve aç kardeşlerimize yardımını esirgemeyen tüm Van halkına teşekkürlü bir borç biliyoruz. Bu yardımlarla toplanan 24. tırımızı gönderirken bu yardımların aslında koca bir halk için sembolik olduğunu, yapmamız gereken daha çok iş olduğunu ve bu iğrenç savaş bitmeden yardım kampanyalarımızın bitmeyeceğini biliyor ve ilan ediyoruz. Bu vesileyle Rabbimizden muvaffakiyet diliyoruz. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıkça infak edenler yok mu? İşte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun olmazlar. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Van İHA gönülleri adına. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Vela terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar." Zulme bir meyil göstermeyin, yoksa ateş size dokunur. Değil zulme yardımcı olmak, ona meyil göstermek dahi insanın azap görmesi için yeterlidir. Dolayısıyla zulüm kimden gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun Müslümanın takınacağı tavır elbette ki onun karşısında durmaktır. Allahumme ensur ihvanenel muslimine fi Suriye. Allahumme ensur ihvanenel muslimine fi Filistin. Allahumme ensur ihvanenel muslimine fi Mısır. Allahumme ensur ihvanenel muslimine fi athayil alem. Ve tevellena fi men tevelleyt. Ve barik lena fi ma atayt. Ve kina şerre ma kadayt. Amin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala
آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.